Minyatür 2.0 Güncel Sanat'ta minyatür sergisinin küratörlerinden Gülce Özkara ben. Minyatür 2.0 sergisi kapsamında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlediğimiz minyatür üzerine konuşmalar serisinin ilkine hoş geldiniz. İlk etkinliğimizi iki harika kadın, Türkiye güncel sanat dünyasının önemli isimlerinden sanatçı Canan ve 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Filiz Adıgüzel Toprak ile yapacağımız için ayrıca mutluyum. Enteresan ve keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Pera Müzesi 11 Ağustos'tan beri Minyatür 2.0 Güncel Sanat'ta minyatür sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide 14 sanatçının 40'tan fazla eseri yer alıyor. Eserlerin çoğu Türkiye'de ilk kez görülecek ve pek çok eser de sergiye özel olarak üretildi. Sohbete başlamadan önce sergiyle ilgili biraz bilgi vermek isterim bizi dinleyecek, izleyecek olanlar için. Azat Üzünoğlu ile birlikte yaklaşık 3 yıldır bu sergi için çalışıyoruz. Minyatür 2.0 Güncel Sanat'ta minyatür sergisinde minyatürden yola çıkan eserleri yan yana getirmek, minyatüre farklı yaklaşımları ve ortaklaştıkları prensipleri açığa çıkarmak istedik. Hem minyatürün kendine ait yasalarını hem de günümüz koşullarını takip eden bir sergi oldu Minyatür 2.0. Sergi, minyatürü bir sanat yapma biçimi, dünyaya bakış yöntemi olarak ele alıyor. Minyatürü şimdiki zamanı, geçmişi ve geleceği birlikte hayal etmek için kullanıyor. Biz de sergide yer alan sanatçılarla birlikte heterojen, kapsayıcı, kucaklayıcı, alternatif bir küresel düzenin nasıl olabileceğini minyatür aracılığıyla hayal ediyoruz. Sanatçıları minyatür ile dünyaya bakmaları, geleneğin kalıntıları içerisinden soru sormaları birleştiriyor. Sergi, anakronik bir yan yanalıktan biraz daha fazlasını talep eden, kendi meseleleri, kendi estetik ve kavramsal yaklaşımlarıyla zenginleşen, üretimler yapan sanatçıları bir araya getiriyor. Minyatüre bugünden bakmanın, geçmişle olan ilişkimize, tarih yazımını sorgulamanın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Büyük harflerle yazılan sanat tarihine karşı bir alternatif ve arayışı doğurdu bu sergiyi. Eser seçimlerimizi de bu şekilde yaptık. Minyatürü zamanımızı anlamak, incelemek ve ifade etmek için bir yol olarak düşledik ve bu düşü paylaşan sanatçılarla ve serginin en çok önemsediğimiz kısımlarından sergi kitabımız içinde yazarlarla irtibata geçtik. Klasik minyatür çok çalışılmış ve çalışılmakta olan bir alan olmasına karşın güncel sanatta minyatür alanında üretilmiş az sayıda yayın bulunmakta. Sergi kitabının bu alandaki boşluğu doldurmaya yardımcı olması arzumuzdu. Sanatçılarımızdan Canan ve kitap yazarlarımızdan Filiz Adıgüzel Toprak ile bugün buradayız. 2000'lerin başından beri ilgilendiği minyatür sanatının Türkiye güncel sanatı içine yerleşmesi, tartışılması için yoğun çaba gösteren bir sanatçı Canan. Feminist kimliğiyle, kadın mücadelesiyle kurduğu ilişkiyle tanınıyor. Canan'ın artist yayınlarından çıkan sanatçı kitabından sözünde Süreyya Evren, Canan'ın Türkiye sanat ortamına en büyük katkısı geçmişin tarihe dönüştürülmesine yaptığı incelikli müdahaledir der. Çok doğru bence de. Canan sanatıyla bizi kendi tarihimizle yüzleştiriyor. Uyutan tarihe minyatürlerle karşı çıkıyor. Güncel sanattan minyatüre bakıyor. Doçent doktor Filiz Adıgüzel Toprak ise minyatürden güncel sanata bakıyor. Filiz Hanım ile yollarımız çok tatlı bir şekilde kesişti ve kendisi bize en başından beri destek oluyor, yol gösteriyor. Ayrıca kendisi tez jürimde de yer alacak pek yakında. Ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Canan'ı ve Filiz'i birleştiren şeyin batılı beyaz erkek pozisyonunda üretilmiş bilgiye ve tarihe muhalif bir tavır sergilemeleri olduğunu düşünüyorum. Filiz Adıgüzel Toprak, sergi kataloğunda minyatüre dair yeni terimlerle, yeni şekillerle düşünmemiz gerektiğini, çünkü minyatürün tarihinin batılı bakış açısıyla en başta perspektif kriteriyle karşılaştırılarak yazıldığından bahsediyor. Geleneksel dediğimiz minyatüre dair bir soru sorarken aslında Filiz Hanım tarihsel bir ülke ve kültürel önyargılara da dikkat çekiyor. Canan'ın sergide yer alan İbret Numa isimli videosunda Türkiye modernleşme tarihinin yüküne, bu tarihin kadın bedeni üzerindeki tahakküm ile ilişkisine, Fadike isimli kurgusal bir karakter üzerinden dikkat çektiği gibi. Tabii Canan'ın sergide 4 tane daha eseri yer alıyor. Bunlara da geleceğiz. Canan da Filiz Hanım da tarihi sorgularken bugünü dert ediniyorlar. Minyatür bugünün kültürel, sosyal, ekonomik birçok sorununu görünür kılıyor. Canan'ın eserlerinde, Filiz Hanım'ın araştırmalarında. Güncelin minyatüre sağladığı olanaklar olduğu gibi minyatürün de güncele sağladığı pek çok olanağı kullanıyorsunuz ikiniz de aslında. Geleneksel ve güncel arasındaki ayrıma ve ayrışmazlığa gelmek istiyorum buradan. Bize sergi açıldığından beri en çok bu soru soruluyor. Güncel ve gelenek arasındaki gerilim. Ben de aslında size bunu sorarak başlamak istiyorum. Bizim bugün baktığımız ve adına 2.0 dediğimiz bu dönem
Pakistan'da Bashir Ahmet, Hindistan'da Gulam Muhammed Şeyh gibi öncülerin açtığı okullarda yetişmiş, Şahsiye İskender, İmran Kureşi, Hamra Abbas, Nilüfer Şeyh gibi sanatçıların öncülüğünü yaptığı, özellikle 80 sonları, 90 başlarından itibaren belli bir çevrede yaygınlaşmaya, sonrasında ise dünya çapında tanınmaya başlayan bir ekol. Türkiye örneği, tabii diğer iki ülke örneğine benzememekte. Burada yani bir okuldan çok bir grup sanatçıdan değil, ancak bireysel çıkışlardan bahsedebiliyoruz Canan gibi. Çok farklı modernleşmeler söz konusu tabii. Filiz Hanım, aslında yani sohbet gibi ilerleyecek olan bu konuşmamıza size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sizin öğrencilerinize bizim Minyatür 2.0 olarak adlandırdığınız bu dönemi anlatmak için gösterdiğiniz çabayı biliyorum. Geleneksel minyatür alanında çalışan bir akademisyen olarak sizin için Minyatür 2.0'ın önemi nedir diye sormak istiyorum. Sergide sizin öğrencilerinizden Cansu Çakar ve ilk defa minyatürle iş üreten ve sizin de işbirliği yaptığınız bu sergide yer alan eserleri üretmek için Halil Altındağ gibi sanatçılar da yer alıyor Canan dışında. Bu gibi sanatçıların eserlerinin geleneksel minyatür alanında eğitim gören bir öğrenci için ne gibi bir anlamı var? Sorusunu size yönelterek başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba tekrar. Sizlerle çalışmak gerçekten çok güzeldi. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum söze. Minyatür 2.0 iddialı ve aynı zamanda çok cezbedici bir başlık. İddialı olmasının nedenlerinden biri minyatürün yepyeni bir tavır ve farklı bir sunumla sergileneceğine dair bir çağrışım yaratması. Kısacası alışılmışın dışında bir şeyler sunmayı vaat eden bir sergi. Bu başta güncel sanatta minyatür de eklendiğinde gerçekten ilginç bir hal alıyor. Çünkü geleneksel sanat ve güncel sanatın bir arada olması fikri pek çok açıdan zaten heyecan verici. Bu noktada geleneksel sanatlar alanında eğitim alan öğrencilerin ve bu konuda klasik anlamda çalışan sanatçıların sorgulamalarına da açık bir sergi haline geliyor Minyatür 2.0. Burada dikkat çeken şu, minyatür başlığı üzerinden geleneğin yaşatılması, tırnak içinde ve sürdürülmesi gibi meselelerle birlikte minyatürün belki de ilk kez görücüye çıktığı gibi yanlış bir algının oluşması. Serginin hemen ardından basında çıkan bir habere değinerek bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Basında çıkan bu haberin içeriği serginin tanıtımı açısından herhangi yanlış bir bilgi içermiyor aslında. Ancak özellikle değişime ayak uyduramayan bir geleneğin yeniden doğuşu başlığındaki eski ve ömrünü tamamlamış bir sanat iması. Aslında tam da geleneksel sanatlarla uğraşanların sorununu ifade ediyor. Evet, minyatür bir kitap sanatı olması bakımından geleneksel olarak üretildiği coğrafyaların tamamında bugün işlevini kaybetmiş durumda ve minyatürün üretimindeki arz talep ve diğer ilişkileri sona ermiş durumda. Ancak bu minyatürün ölü veya yitirilmiş bir sanat olduğu anlamına gelmiyor. Bugünkü İran, Suudi Arabistan, Katar, Beyrut, Pakistan ve Hindistan ve adını sayamadığım diğer ülkelerdeki üretimler nasıl devam ettiyse Türkiye'de de bu üretim geleneksel anlamda devam etmiş ve özellikle 1940'lı yıllardan itibaren kendi yolunda ilerlemiş bir üretim. Burada tabii adını anmadan geçemeyeceğim bir isim var. Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver. Türk sanatları üzerine hem sanatsal hem de sanat tarihi açısından olağanüstü katkılar yapmış. Ve yetiştirdiği öğrenciler bugün Türkiye'de kitap sanatları ve hatta geleneksel sanatlar alanındaki faaliyetlerin tamamını kapsayan temeli oluşturuyorlar. Şöyle bakacak olursak, yani minyatür sanatı bağlamından Türkiye'deki geleneksel sanatlar üretimine bakacak olursak, Türkiye'deki asıl mesele geleneksel sanatlara olan yabancılaşma. Minyatür, kendimize batılı gözlerle baktığımız, yani kendi kendimizi oryantalize ettiğimiz, ötekileştirdiğimiz bir dönemden geçti. Minyatür, kendini tekrar eden, sanatsal dinamikleri çoğunlukla kavranamamış, eleştiri ölçütleri Batı sanatı ilkeleri üzerinden kurulmuş ve Batı sanatıyla karşılaştırılmış, indirgenmiş bir üretim olarak görüldü. Bunun elbette hem Türkiye'nin modernleşme serüveni hem de dönemlere göre hükümetlerin kültür sanat politikalarıyla ilgisi var.
Ve tabii sosyal eğilimler, akımlar, moda vesaire buna eşlik ediyor. Bütün bunların yanında benim asıl etkenlerden biri olarak gördüğüm Batı'nın kültürel hegemonyası altında olmak. Geleneksel sanatlar da ister istemez buna maruz kaldı. Çünkü minyatür bir sanat biçimi, bir bakış açısı veya bir görme biçimi olarak algılanabilecekken yine en başından Batı'nın koyduğu kurallar ve kuramsal çerçeve içinde tanımlandı. Ve minyatüre olan yabancılaşmamız da aslında burada başlıyor. Batı'nın kurduğu bir akademik disiplin olarak sanat tarihi yazılımı ve sanat eleştirisi kuramları Batılı bağlamda oluşturulmuş bir sistem. Minyatür de Batı resmine kıyasla neyin olmadığı üzerinden bir takım tanımlamalara maruz kaldı diyebiliriz. Yani çok iyi bildiğimiz klişe tanımlardan biri hafızalarımıza kazınmış olan perspektif ve ışık gölgenin olmaması, derinlik ve mekan hissinin yaratılmaması minyatürde. Bu da uzun süre minyatürün doğru algılanmasının karşısında durmuş bir dezavantaj bana göre. Minyatürün bu coğrafyadaki serüvenine baktığımızda ise İslam öncesinden Orta Asya Türkleri yani Uygurlar ve Uygurların Çin bağlantılarını görüyoruz. İslam sonrasında ise minyatür Anadolu topraklarında Selçuklular, Osmanlılar, Timurlular, Özbekler, Türkmenler, bugünkü İran topraklarında Safeviler, Babürler zamanında ve sonrasında Hint ve Pakistan topraklarında üretilmiş. Minyatürlerin üretim koşullarına ve olayın bağlamına baktığımızda ise minyatürler hükümdarlar ve saray için üretilen, genellikle sipariş üzerine yapılan ve sanatçıları yönlendiren bir sanat amisi ve nakkaş başının olduğu kolektif bir üretim sistemi üzerinden yürüyor. Bu tür bir sistem zaten gelenekselliği doğal olarak sağlıyor ve yüzyıllar boyunca İslam'ı kabul etmiş coğrafyaların resmi dili, resim dili minyatür ile oluşuyor. Ancak konuyla ilgili bugünkü ya da yakın zamana kadar olan diyelim sıkıntılardan en önemlisi minyatürün akademik anlamda tanımlanması ve üzerine yazıp çizilmesi meselesi. 20. yüzyıl başlarında ilk olarak Batılı sanat tarihçilerin yine tartışmalı bir başlık olan İslam sanatı adı altında kategorize ettikleri minyatür sanatı tarihi İran coğrafyasını temel alan ve İran minyatürleri üzerine yoğunlaşmış bir tarih yazımı sunuyor bize. Oysa minyatür kitapların üretimi çok farklı coğrafi bağlantılara sahip. Etimolojik olarak baktığımızda da minyatür Latince kökenli bir kelime. Orta çağda Hristiyan yazmalarının bölüm başlarındaki baş harflerin minyumla yani kurşun oksitle kırmızıya boyanmasından türeyen bir kelime. Aslında minyatürün Osmanlıca'da özellikle nakış veya tasvir, hatta kompozisyon türüne göre nigar, suver, suret ve meclis gibi karşılıkları var. Bir kitap sanatı olması bakımından minyatüre geleneksel kitap resmi denebilir. Ancak evrensel olarak minyatür, miniature veya miniature painting şeklinde kabul gördüğünden bunu değiştirmeye çalışıyor. Çok da anlamlı görünmüyor. Tüm bu açılardan katalogdaki yazımın giriş cümlesinde de söylediğim gibi bir sanat biçimi olarak minyatür nasıl tanımlanabilir sorusu aslında tartışmanın başladığı tarihe ve sanata tarafsız bakmanın bir zorunluluk haline geldiği nokta. Minyatür 2.0'ın bu açıdan bir fark yarattığına ve zihin açıcı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Öğrencilerim için belki de üzerinde durduğum hassasiyetlerim ve sanata çoklu bakmanın öneminin vurgulandığı bir sergi oldu Minyatür 2.0. Sergide yer alan sanatçılara ve eserlere gelecek olursam, Türkiye dışından sergide yer alan sanatçıların eserlerinin tamamı benim için çok anlamlı. Aralarında Pakistan'da Lahore National College of Arts'a klasik minyatür eğitimi almış olan İmran Kureşi, Şahsiyah İskender, Sayra Basim, Hamra Abbas, Nur Ali Çagani gibi isimler. Özellikle benim yüksek lisans ve doktora derslerimde üzerinde durduğum isimler olması açısından önemli. Akademik anlamda geleneksel sanatlar eğitimi alıp, Türkiye'deki güncel sanat ortamında kendine yer bulmak isteyen,
yeni yetişen sanatçılar için bu örneklerin doğru örnekler olduğunu düşünüyorum. Sözünü ettiğim sanatçılar minyatürü ve minyatürle birlikte kendi kültürlerine ait geleneksel sanatları tam anlamıyla bir ifade biçimi olarak ele alıyorlar. O nedenle de uluslararası güncel sanat ortamında kendilerine yer edindiklerini düşünüyorum. Minyatür 2.0'da yer alan Türkiye'den sanatçılarla ilgili benim için elbette sevindirici olan taraflardan bir tanesi öğrencim Cansu Çakar'ın eserlerinin bu sergide gösterilmesi. Cansu'nun 14. İstanbul Bienali'nde yaptığı workshop ve sonrasındaki uluslararası işlerle öne çıkması tabii bu sergiden çok daha önce gerçekleşti. Cansu aldığı eğitimde başından beri güncel sanat pratiklerini ve kuramlarını sorguladı. Ve genel olarak da ikilik olarak karşımıza çıkan çelişkili alanlara el attı. Çünkü geleneksel modern, geleneksel çağdaş veya geleneksel güncel bizim en başta karşılaştığımız ve eğitim hayatımız boyunca sorguladığımız kavramlar. Bu bağlamda Cansu'nun minyatürü dünyayı bir algılama biçimi haline dönüştürdüğünü söyleyebilirim. Cansu'nun eserlerinde minyatürün bir teknik olarak Batı sanat ilkelerinden ayrıldığı yerleri görmek de mümkün. Örneğin anlatmak istediği herhangi bir mekanı veya mekanlar arası ilişki kurmadan, resim düzleminde boşluk veya arka plan kaygısı gütmeden sadece anlatmak istediğini adeta bir metne bağlıymış gibi anlatan bir tavır sergiliyor. Bu bakımdan minyatüre tekrar dönecek olursak kısaca, minyatürü bir biçimin özüne ulaşmak olarak tanımlarsak eğer, minyatürde biçim anlamı görünür kılmak üzere kurgulanır. Örneğin Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızısının Kürt cümlesi, ben bir ağacın kendisi değil, manası olmak istiyorum. Aslında minyatürün görmeyle olan ilişkisini de çok güzel açıklıyor. Göze görünenin değil, bilinenin yani bilginin aktarımı meselesi tam da bu aslında. Tabii minyatürün kurgusundaki istifleme, resmin aşağıdan yukarı doğru okunması, nesne veya figürlerin özneyi yani tekili değil, çoğulu temsil etmesi gibi özellikler bununla ortaya çıkıyor. Bu saydıklarım sadece bir kurgunun ürünü değil tabii. Nakış'ın kullandığı malzeme, kitabın boyutları ve resim düzleminin sınırlılığı da bu özellikleri etki ediyor. Halil Altındere ile olan işbirliğimiz ise ayrı bir konuşma konusu olabilir. Halil Altındere ile 2018'de benim küratörlüğünü yaptığım bir sergide tanıştık. Hafıza Mekanları, Sinirna İzmir serginin adı. Sergimiz lisansüstü öğrencilerimin İzmir'i hem günümüz hem de geçmişten gelen özellikleri tasvir eden ve bunu minyatür tekniğinde yaptığımız eserden oluşuyordu. Halil Bey de o sırada minyatür sanatıyla yakından ilgileniyormuş ve bir süredir aklında minyatürü bir teknik olarak kullanarak yapmak istediği bir iş varmış. Çok keyifli bir tanışma oldu. Fikir ve kitap alışverişlerimiz oldu. Uzun telefon konuşmaları vesaire derken Kapıdağ Konstantin'in yağlı boya tablosunun yeniden üretimini yapmak istediğini söyledi bana. Tablo tabii çok büyük, 1,5 metre, 2 metre civarındaydı. Mekanı, renkleri, figürleri, resimdeki istifi ve her türlü unsuru minyatüre uygun şekle getirmemi istedi. Halil Bey de bu resmin orijinalini bir ready-made olarak görüp kendi kavramsal çerçevesinde manipüle edeceğini söyledi bana. Çok heyecanlandım tabii ama çok da tuhaf geldi önce çünkü o kadar büyük bir kağıt bulmak neredeyse imkansızdı. Bulsam bile o boyutta su bazlı boyaya hakim olmam çok zordu. Sonunda Halil Bey İtalya'dan özel bir tuval getirtti ve akrilikle çalışmaya karar verdim. Tabii bu işi tek başıma yapmam zaman açısından çok zordu ve sevgili öğrencilerim Fatma Aktaş ve Ayşe Yılmaz Öztürk bu işte benimle beraber çalıştılar. Uzun ve zorlu ama bir o kadar da zevkli bir süreçti. Sonrasında testa tudumunu yaptık aynı teknikle. Ancak sadece son işimiz olan murakka kağıt üzerineydi. O bakımdan minyatür tekniğinin daha rahat anlaşılabileceği bir örnek oldu murakka örneği. Halil Altındere ile böyle bir işbirliği yapmış olmakla aslında gelenekselle güncel arasındaki
köprüyü de bir açıdan kurmuş olduğumuzu düşünüyorum. Sergide yer alan Cansu Çakar veya diğer Pakistanlı ve İranlı sanatçılar gibi geleneksel eğitimi, yani geleneksel sanatları eğitimi alıp güncel sanat platformunda bireysel olarak var olan sanatçıların yanında iki farklı alandan sanatçının işbirliği yaparak ortak çalışma gerçekleştirmeleri de bugün güncel sanatta artık mümkün görünüyor. Bu aynı zamanda geleneksel sanatların da doğasında var olan kolektiflik ilkesiyle de uyum gösteriyor diye düşünüyorum. Benim şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Bayağı da uzun konuştum sanıyorum. Çok teşekkürler. Özellikle sergi için söylediğiniz güzel sözler için çok teşekkür ederim. Ya gerçekten dediğiniz gibi yani gelenekselin içinde bugün değinmek istediğimiz kolektivite gibi kavramları bulabiliyoruz ve hani bunu güncel sanat için hem de güncel sanat aracılığıyla bir örnek olarak sunabiliyoruz aslında. Bir yandan da sizin bahsettiğiniz gibi geleneksel hani ötekilik halini içinde barındırıyor. Ve minyatür kendimize batılı gözlerle baktığımız, yani kendi kendimizi oryantalize ettiğimiz, ötekileştirdiğimiz bir dönemi çağrıştırıyor. Minyatürün ötekiliğini, oryantalizm ve kadın bedeni arasındaki ilişkiyi de Canlı'nın eserlerinden okuyabiliyoruz aslında. Buradan şuna gelmek istiyorum. Pompidou'nun da koleksiyonunda olan, sergide gösterdiğimiz, konuşmanın da başında bahsettiğim İbret Numa videosuna değinmek istiyorum Canan'ın. Oradan da zaten yeni eserlerine geçeriz. Onlar da epey heyecanlılar. Canan, minyatürün gelenekselliği de aslında bir yandan senin eserlerinde ötekiliği temsil ediyor. Türkiye'nin yakın tarihine, modernizasyon serüvenine bakan videoda evlilik, aile gibi kurumları aslında inceliyorsun ve eleştiriyorsun. Kadın bedenine, güzelliğine, oryantalizmin ve sömürünün bir toposu, ana alanı olarak yaklaşıyorsun. Videonun ana kahramanı olan Fadike'nin hayatına aslında geleneksel ve modern çatışması yön veriyor bir yandan da. Annesiyle o yaşadığı ilişkiler, annesinin ona karışması. Hem gelenekselin güncel sanat içerisindeki ötekiliğine, minyatür aracılığıyla kadın bedenine yeni bir söylem getirme arzunu konuşmak isterim seninle aslında. Buradan da sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz için sergiye gurur duydum gerçekten. Geriye teşekkür ederim. Çok güzel bir sergi. Arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ama eğer İbret Numa'dan bahsedersek, aslında demin Filiz Hanım'ın da bahsettiği gibi minyatür konusunda. Bu bir zihin algısı, yanlış bir zihin algısı, zihin yanılgısı yani. Minyatürü geleneksel bir üslup olarak görmek. Çünkü genelde yani sanatı kategorize etmek de sorun. Ve sanatçıları da kategorize etmek. Yani kadın sanatçı, öteki sanatçı, öteki sanat. Buralardan baktığımızda ciddi sorun yaşıyoruz. Aslında hepsini bir arada anlattığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Minyatür sadece İslam sanatı değil. Dünyadaki, özellikle Avrupa'daki müzelere gittiğinizde sanatın kategorize edildiğini görürüz. Yani bir sanat salonları vardır. Bir de İslami sanat diye ayırdıkları ya da uzak doğu sanatı olarak coğrafyaya göre ayırdıkları, kategorize ettikleri sanatlar var. Ya da tarihsel olarak kategorize edilir. Yani her zaman evet kötü müdür kategorize etmek? Evet, bazen başka şans kalmıyor ama ben hiçbir zaman kendimi kategorize etmedim. Mesela ben kendimi güncel sanatçı demiyorum. Sanatçı diyorum. Çünkü sanat zaten güncel yapılır. Yani yaşayan her sanatçının ürettiği sanat günceldir. O yüzden ben kendimi işte performans sanatçısı, video sanatçısı, minyatür sanatçısı demiyorum. Kullandığımız medya bizim geleneksel ya da çağdaş olduğumuzu göstermez. Yani bir minyatür üslubuyla ürettiğiniz söz gayet çağdaş, modern, açık bir ufka sahip söz söyleyebilirken çok güncel, ne bileyim modernize edilmiş bir teknikle, ne bileyim hologram kullanarak gayet geleneksel, muhafazakar bir söz söyleyebiliriz. Şimdi müzelere geçeceğim. Böyle birazcık karışık anlatıyorum ama müzelerde aslında Hristiyan sanatı olarak kategorize edilmemesine rağmen Orta Çağ'da üretilen Hristiyan bazlı, yani o mitolojik bazlı
birçok minyatür var. Dolayısıyla aynı coğrafyada, aynı zamanlarda, hem Uzak Doğu'da, hem İslami ülkelerde, hem de Batılı ülkelerde minyatür üretilmiş. Ama biz kategorize ediliyoruz. Çünkü zihin yanılgısı her zaman öteki olarak bakıyor. Demin söylediğiniz gibi biz kendimize de öteki olarak bakıyoruz. Minyatür sanatına da öteki olarak bakıyoruz. Bu bir sanat biçimi değil. Bir yöntem. Yani sanatta kurallar olamaz. Minyatürde de kurallar koymuşlar. O kurallar yıkılmış. Sanat her zaman öyle yapılır. Hiçbir zaman kuralla sanat yapılamaz. Bir sanatçı ancak böyle samimi üretim, orijinal, unik bir iş üretebilir. İbret Numa'ya gelecek olursak, İbret Numa'da da şey var. Aslında minyatürle neden bağımız kesildi? Filiz Hanım'ın bahsettiği gibi Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte modernleşme sürecinde hem kadın bedeni bir araç olarak görüldü hem de Batılı kültür zenginliği bir örnek olarak, idol olarak alındı. Ne oldu? Hani tamamıyla bağ kırıldı. Alfabe değişti, giyim tarzı değişti ama üstten tepeden bir baskıyla yapıldı. Yani olduğu gibi kültürle bağ kesildi. Oysa toplumların değişimi genelde daha yavaş ve değişkendir. İnsanların kendi kendine adaptasyon süreci vardır. Ben özel olanın politik olduğuna inanan bir insan olarak aslında İbret Numa'da bunu anlatıyorum. Yani geleneksel bir şehirden büyük şehre gelen bir kadının toplum baskısıyla değişimi, kısmı kendi isteğiyle, bir kısmı toplumun baskısıyla kendini hor görerek değiştirmeye çalışması. Kıyafet değişikliği de öyle. Yani bazı yerde insanlar gönüllü olarak o kıyafeti değiştirirken daha köy gibi yerlerde işte asker zoruyla bedenindeki alışkanlığını değiştirmesi. Yani şu anda mesela o başörtüsünün insanların çıkartmak zorunda kaldığı dönemlerde de aynı şekilde. Üzerimize ne giyersek giyelim. Yani kadın bedeninin araçsallaştırılması, bir kadının açılması ya da kapanması hiçbir şekilde toplum baskısına sebep olamaz. Minyatür için de aynı şekilde. Bir sanat üslubu. Değiştirilemez. Alfabe de öyle. Uzak Doğu'ya baktığınızda oradaki insanlar kendi kültürel geleneksel özelliklerini şey yapmışlar. Yani bunu hep şey gibi görmemek lazım. Yani bu bir kültürel zenginliktir. Yani Arap alfabesinin kullanılması bir zenginlik. Onu tamamıyla hayatından çıkartmak ne oluyor? Eskiden üretilmiş kültürel birikimleri yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Oysa Uzak Doğu'da insanlar iki alfabeyi de kullanabiliyorlar. Yani insanların böyle bir yetisi var, yapabilirliği var. Yani bunu tamamıyla hayatından çıkartmak, modernize etmek. Bırak insanlar kendi kendilerini modernize olsunlar. Kendi istekleriyle, yani bunun yukarıdan değişimi, aynı şekilde kadın bedenin üzerinde yapılan değişiklik, yani Cumhuriyet'in gelmesiyle birlikte kadına verilen özgürlük diye tanımlanan şey aslında yukarıdan tepeden verilmiyor. Nezihe Muhittin diye bir karakter var. Yani feminist mücadelede çok önde giden, Türkiye'de ilk partiyi kuran kadın. Mesela ilk kurulan parti Kadınlar Partisi'dir. Sonra meclisteki erkekler tarafından kadınlar etek boyu nu mu konuşacaklar mecliste diye dalga geçiyorlar. Çünkü Kadınlar Partisi meclise kadınların girmesi için savaşıyor. Yani kadınlar savaşıyor ilk başta. Kadınlar Birliği'ne dönüştürülüyor bu parti. Bir yardım derneğine dönüştürülüyor. Bu hikaye çok uzun ama kısaca anlatayım. Nezihe Muhittin hırsızlıkla suçlanıyor, politik arenadan geri çektiriliyor ve kadın hayata küsüyor, bir roman ve hikaye yazarına dönüşüyor. En sonunda da maalesef çok kültürlü, çok varlıklı bir insan olmasına rağmen bir akıl hastanesinde vefat ediyor. 1984 romanındaki gibi tarihin unutma deliklerine atılarak Nezihe Muhittin tarihten yok edilmeye çalışıyor. Ama araştırmacı kadın feminist yazarlar bir şekilde Nezihe Muhittin'i
körelmiş yerlerden çıkartıp tekrardan canlandırabiliyorlar. Çünkü varlığı çok önemli. Bence minyatür de önemli. Ama ben niye minyatürle çalışmaya başladım? Benimkisi gerçekten öncelikli olarak muhafazakar bakış açısını eleştirmek amaçlı. Minyatürle hiç karşılaşmamıştım. Yani resim eğitimi alan bir insan olarak hiçbir şekilde karşılaşmadım. Bu eğitim hiç verilmemişti. Yani yaşadığınız coğrafyanın kültürünü bilmiyorsunuz. Mesela Kibele'yi biliyorsunuz, bu coğrafyada, Çukurova'da üretilmiş şeyleri biliyorsunuz ama minyatüre tamamıyla yabancısınız. Ve benim hafızamda da işte modern bakış açısına sahip olan bir kadın olarak muhafazakarlığı eleştirirken 1998'de minyatürü kullanayım dedim. Yani onun üslubuyla kullanayım. Ondan sonra minyatürle bir karşılaştım, vuruldum yani. Ve oradaki cinler, oradaki şeyler aslında insanın kendi korkusu, oradaki renkler, mesela ben Urfalıyım, benim kültürel zenginliğimi buradan yansıtan, aslında bana ait bir kültürü çok doğru yansıtan bir şey. Benim hiçbir zaman derdim gelenekseli, yani ilk başlarda öyle olmasına rağmen sonrasında hiçbir şekilde minyatürü çağdaşa dönüştürmek olmadı. Başında da olmadı. Dediğim gibi muhafazakarlığı eleştirmek amaçlı kullandım. Sonra oradaki zenginliği gördüm. Ve şeyi de fark ettim. Bazen hani zaman değişse de kültürel olarak hangi çağın daha modern, daha bakış açısı zengin olduğunu bilemiyoruz. Yani bu bizim genelde tarihe şöyle bir bakış açımız. Hani toplum hep gelişerek geçiyor. Ama bazen şöyle de oluyor. Yani o yüzden burayı kesiyorum. Benim minyatür sanatı hakkında, kategorize edilme hakkında söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani bu sadece geçmişteki bir üslubun yeniden canlandırılması değil. Zaten var olan, hayatımızda var olan, evlerimizde var olan, filmlerimizde, desenlerimizde, hayatın her yerinde olan. Çünkü sanat gerçekten evin her yerindedir, hayatın her yerindedir. Bunun bir sanat biçimine dönüşmesi, geleneksel bakış açısı, bu geleneksel diye tanımlarken, minyatür gelenekselliğinden bahsetmiyorum, kafanın muhafazakar olmasıyla alakalı. Şu anda mesela okullarda öğretilen sanat nasıl yapılır? Hocaların gösterdiği, lütfen üzerinize almayın Filiz Hanım. Yani bir hocanın bence öğrenciye verebileceği en iyi şey kendisine sadık kalmasını, motivasyonunu sağlamasıdır. Onun dışında sanatın hiçbir şekilde öğretilebilecek bir şey olduğuna inanamıyorum. Sanat kurallarla yapılmaz. Dolayısıyla kullandığımız malzeme de bir yapıtın modern ya da geleneksel olduğunu göstermez. Çok teşekkürler. Yani sergide anlatmak istediğimiz şeylere böyle kısa bir şekilde özetledin yani. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bir de aslında bu Ademler ve Havvalar, Aslan ve Ceylan, Falname, hani bunlardan da söz etmek isterim. Çünkü bahsettiğin gibi o cinler, hani periler, işte Vakfak ağacı mesela. Onlar da aslında bir şekilde senin eserlerinde hep tekrar eden öğeler. Yani başka mesela diğer videolarında da, hani minyatür kullanmadığın videolarda da o rüya, İşte insanın kendi iç dünyası, hep bunlar var. Ama sen minyatürde bunları anlatmak için aslında bu sembolleri buluyorsun. Evet. Yani son dönemlerde özellikle sembollerle çalışıyorum. Çünkü sembollerin günlük hayatımızın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani mitolojilerin, masalların ve hikayelerin analize muhtaç olduğunu düşünüyorum. Analiz etmeye başladığımızda kendimiz hakkında, varoluşumuz hakkında, özel hayatın tarihi üzerine ya da toplumsal tarihin üzerine sezgisel olarak o hikayelerin yazıldığına inanıyorum. Yani sanatın da çoğunluğu sezgilerle yapılır. Biz cinlere baktığımızda aslında evrimsel sürecin bir parçasını görürüz. Yani aslında o bir korku kaynağı gibi gözükse de, kolektif bakış açısında bize bir korku kaynağı olarak verilmiştir. Ama bir varoluş, o imgenin varoluşuna baktığımızda kafasında boynuzlar vardır, kuyruğu vardır, ne bileyim değişir. Bazen insan bedenli, hayvan şeyli, yani bedeninin yarısı hayvan, yarısı insan olan mitolojik öğeler görürüz. Bu aslında bizim evrimsel sürecimize dair
en önemli imgesel özelliklerdir. Ama biz bu bakış açısıyla çoğunlukla bakmayız, korkuyla bakarız. Ama korku imgesi de değiştirilir. İnsanlar korkularını atlatma konusunda çok deneyimlidirler. Yani bazı kolektif bakış açısı onu korkuya dönüştürse de sonra bir bakarsınız bir masalla Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin gibi, yani bize hediyeler veren bir cine dönüşür bu. Ya da ne bileyim bir çizgi filmde sevimli canavara dönüşür. Yani o korku kaynaklarını biz değiştiririz. Sanat da bunun gibi bir işlev gösterir. Yani oradaki sezgisel olarak sizin yaptığınız resimdeki o canavarlar, korku imgeleri bir anda güzellikler diline dönüşür. Sanatın böyle bir iyileştirici özelliği de vardır aslında. Ademler ve Havvalar hikayesi aslında yine benim bir göndermem. Yani günlük bakış açımızda genelde iki türlü varoluşumuza dair iki türlü bakış açısı vardır. Bunlardan bir tanesi işte evrimsel süreçtir. Diğeri de Adem ve Havva'dır. Eğer siz mitolojik hikayeleri olduğu gibi kabul ederseniz mesela kırmızı başlıklı kurdun kırmızı başlıklı kız masalında kurdun annesinin gerçekten babaannesini yediğini, ondan sonra da karnından çıkartılıp taşlarla doldurup babaanneye kavuştuğuna inanırsınız. Bir çocuk bile inanmıyor bu masalı dinlerken. Ama masalı dinlemek güzel. Adem ve Havva hikayesi böyledir aslında. O mitolojik hikayeyi analiz ettiğinde aslında bizim evrimsel sürece dair sezgisel olarak kolektif bilinçaltında yazılmış bir hikaye olduğunu algılayabiliriz. Bu zaten Sümer ve Babillerden bize kadar gelmiş. Üç büyük dinde de varlığını sürdüren ama farklı sembolik özellikleriyle yer alan bir şeydir. Mesela tavus kuşu İslam mitolojisinde Adem ve Havva ile birlikte cennetten ilk atılan hayvandır. Çünkü kibri simgeler. Ama benim işimde mesela gururu, pride simgeler. Yani melek imgelerine baktığımızda da aslında kanatları vardır, hayvandır. Ama benim için en önemli şey mesela Ademler ve Havvalar işinde cennet imgesidir. Çünkü cennet imgesine baktığımızda aslında buraya ait bir imgedir. Su vardır, nehirler vardır, insanlar vardır, şehvet vardır, arzu vardır, ağaçlar vardır, kuşlar vardır, hayvanlar. Tamamıyla dünyaya ait bir şeydir. Ama insanların zihni öyle bir şeydir ki kurallara uyduklarında mutluluğu hak ettiklerine dair bir zihinsel yanılgı vardır. Ve bu ancak öte dünyaya ertelenir. Oysa mutluluk buraya aittir. Cennet, cehennem de bizim zihnimizin içindedir. Bakış açımızla orayı yaratırız. Ve ya erteleriz mutluluğu ya da bu dünyada şimdi kendi hayatımızda yaşarız. O yüzden Ademler ve Havvaları çoğuluyor. Cennet buraya ait bir şeydir. Kavramsal olarak da yarattığımız şeyler bununla alakalı bir şeydir. Cesur ve çirkin ve güzel Ceylan ve Aslan'da yaptığım şey ise bir vakvak ağacı var. Özellikle Orta Doğu mitolojisinde vakvak ağacı korku ağacıdır. Vakvak çünkü Farsça'da korku demek. Vakvak ağacı diye bir videom da var. Birkaç tane daha vakvak ağacı diye minyatürüm var. Çoğunlukla bu imge üzerine çalışıyorum. Ayrıca bir üslup biçimidir. Yani filmlerde falan da yer alan bir üslup biçimidir. Bitki ya da ağaç dallarının kenarlarına hayvan ya da insan başlarının konmasıyla daha bilinen bir motiftir. Bu da bende bir gerilim yaratmak istedim gerçekten. Yani bir aslan var kanatlı, mitolojik bir aslan, arkada bir ceylan. Ama sezgilerimizin bize ne demek istediği üzerinde bir oyun oynadım ben o işi üretirken. Aslan güçlülük sembolü. Yani hepimizin güçlü hissettiği bir sembol. Aslan gibi olmak. Yani hepimiz için çok büyük bir güç. Ceylan ise zarifin, inceliğin. Ay bu arada böcek sinek gibi yüzümde. Neyse. Zarifliğin mi sembol şeyin, ürkekliğin sembolü ceylan. Ama ağacın arkasına saklanmış ve bir ceylanın sezgisi aslında onu koruyan bir şey. Yani onun ürkekliği, inceliği,
aslana yem olmasını da koruyor. Hızlı koşması falan. Bu aslında bizim günlük hayatımızda evrimsel süreçten sezgisel olarak bize bırakılan hayvani taraflarımızın bize gösterdiği bir şeydir. Çünkü Jung psikolojisinde şey der, yani evrimsel süreçteki hayvansal taraflarımız bizi koruyan şeylerdir. Ama bizim insani tarafımızı geçmeden, yani o mesela öfkemiz, negatif olarak tanımladığımız taraflar eğer bizim insan bastırılırsa, günlük olarak yaşanmazsa, bastırılırsa bizim üzerimize geçmez, bastırılmazsa. Ama bastırılırsa bir anda elinize bir bıçak alıp kendinizi korumak adına insanları öldürebilirsiniz. Ya da zarar verici bir şeye dönüştürebilirsiniz. Burada da öyle bir şey. Yani bir ceylanla aslanın gerilimi, bir zerafet, ürkeklik sembolü ceylanla bir güç imgesi ama çirkin, korkutan bir imgenin karşılıklı olarak bir gerilimin yaratması, bu bizim günlük hayatımızda yaşadığımız kendimizle ya da başkalarıyla yaşadığımız gerilimin bir sembolü. Ama aslan öldüğü zaman karıncalara da yem oluyor. Yani bu aslında bir anlamda gücün ya da güçsüzlüğün bir değişimi, bir dönüşümü, doğanın kendi dengesinin aslında kendi bedenimizde yarattığı bir dengenin de sağlandığı bir alan. Fanname ise daha demin söylediğimiz gibi o hani büyük sözler söylenen sanatta, yani sanatın biricik yüceleşmiş ve asla ulaşılamaz bir bakış açısına sahip olması. Ben san ve at diyorum. Kelimelerle oynamayı seviyorum. Sanatı bizden çok uzakta ve ulaşılmaz bir alanda görmek aslında bir zihin yanılgısı. Çoğunlukla Türkiye'de fark ettiğim ya da yurt dışında fark ettiğim sanatçıların da bakış açısı o. Yani işte bizi anlamıyorlar, bizi bilmem ne yapmıyorlar, güncel sanat çok bilinmiyor, tanınmıyor. Ben samimi üretilen bir sanat yapıtının anlaşılmayacak hiçbir tarafının olmadığını inanıyorum. Bir kitap okurken, bir müzik dinlerken, bir film izlerken nasıl bir danışmana, bir broşüre, ne bileyim bir metne ihtiyaç duymuyorsak, kendi algımızda sıradan her insan nasıl sanat yapıtını, bu yapıtları algılayabiliyorsa, sanat yapıtı da bu kadar hafif, kolay ve herkes tarafından algılanan bir şeydir. Eğer anlamıyorsanız, bu sizin suçunuz değil. Tamamıyla üretenin kendini anlatamamasıdır. Bir kitabı nasıl iki satır daha okuyamıyorsanız, size hitap etmiyorsa, o kitabı anlatamamış ve o kişi yazamamıştır. Ama bir müziği, yani bir filmde geçmişti. Hep unutuyorum, Şener Şen'in bir filmiydi. Bir kadın Kürtçe şarkı söylüyor. Aynur şarkı söylüyor ve kadın ağlamaya başlıyor. Yanındaki Şener Şen de soruyor, neden ağlıyorsun ki, Kürtçe biliyor musun diyor. O da diyor ki, bu şarkıyı ağlamak için Kürtçe bilmek mi gerekiyor? Sanat böyle bir şeydir. Sezgilere hitap eder. Ezgi gibidir. Eğer sanatçı ruhuyla o yapıtı yapmışsa karşındaki kişiye broşür vermesi gerekmiyor. Karşısına geçen herkes bunu algılayabilir. Fanname de böyle bir şey. Aslında o kadar katman katman büyük sözler söylemeyen, sıradan uçucu, sabun köpüğünde olan, hayatımızın bir parçası olan fal bakmanın, aslında kehanette bulunmanın bir özelliği. Çünkü günlük hayatta hepimiz kehanette bulunuyoruz. Bu bizim zihnimizle alakalı. Pozitif bakıyorsak pozitif kehanetlerde bulunuyoruz. Negatif bakıyorsak negatif kehanetlerde bulunuyoruz. Sağlıkçılar kehanette bulundu korona zamanında. Bilim adamları, ekonomistler, öğretmenler, kahvedeki insanlar, biz, işte her şey çok kötü olacak. Ama aslında istatistikler o kadar da değil, iki hafta içerisinde geçecek. Bakış açısına bağlı bir şey. Ama pozitif baktığınızda pozitifi yaratıyorsunuz. Negatif baktığınızda negatifi yaratıyorsunuz. Korkuyu yaratıyorsunuz ve hayatı cehennem haline getiriyorsunuz. Ama ben buradaki kehanetin yine mitolojik şeylerle anlatacağım. Mesela mitolojide birçok kehanetçi tanrıçalar vardır. Mesela Kassandra bunlardan uğursuzluk tanrıçasıdır. Nemesis de bazı kültürlerde uğur tanrıçası, bazı kültürlerde de uğursuzluk tanrıçası olarak bulunur.
Yani fal da böyle bir şeydir. Bakana bağlıdır. Yani bakan kişi eğer negatif bakış açısına sahipse ölüm görür ve şey der. Yani sizin çevrenizde bir hasta var mı ölecek. Aman dikkat olun. Siz panik halinde aman aman gidiyor falan diye korkarsınız. Çünkü herkes kafasında o hikayeyi uydurur. Ama eğer ölümü yeniden bir dönüşüm, hayatımızda kendimizde beğenmediğimiz bir şey ya da negatif bakış açısını ölüm olarak tanımladığımızda, yani sembolize ettiğimizde onun kendi zihnimizde bir dönüşümüne sahip olabiliriz. Demin bahsettiğim gibi fal bakmak aslında resim okumak gibidir. Sembollere bakarak, yani lekelere bakarak, resme bakarak hikaye yazmak. Yani fal bakan herkes aslında bir sanat yapıtı okuyucusuna dönüşür. Benim burada yapmak istediğim ne? Rastgele minyatürleri kendim de şey yaparak, modifiye ederek, değiştirerek, kendimden bir sürü şeyleri katarak bir tarot kartı destesi yarattım. Çünkü tarotla çok alakam yoktu. Bu son zamanda, özellikle korona zamanında ilgilenmeye başladım. Eğlenmek için. Normalde kahve falı bakan bir insanım. İşte böyle karşılıklı olarak arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde çay sohbetlerinde, kahve sohbetlerinde önce bakarız. Yani önce muhabbet ederiz. Kahvemizi içeriz. O kapatılır. Hiç birbirimize sorma, kapatayım mı diye sormadan. Gelenekselleşmiştir. Kapatırız. Sonra falları karşılıklı olarak bakarız. Ve ondan sonra da fal bakma bittiğinde o muhabbet de bitmiştir. Yani bir ritüeldir. Karşılıklı bir araya gelmenin. Ben herkesin fal bakabileceğine inanıyorum. Resmi anlayabilme kapasitesine sahip olan herkes nasıl resmi algılayabiliyorsa fal da bakabilir. Zamanında kızım 4 yaşındaydı. Onun bile fal baktığına şahit oldum. Bu da öyle bir şey. Tarot kartında da mesela tarot kartlarının anlamlarına baktım. Genel olarak kurallar koymuştum. Her kartın pozitif ve negatif anlamları var. Benim söylediğimi geliyor işte. Yani siz bir sembolü, bir kılıcı negatif olarak da algılayabilirsiniz. Eyvah olarak da algılayabilirsiniz. Pozitif bir şey olarak da algılayabilirsiniz. Yani sembollerin sizin zihninizde ne yarattığıyla alakalı bir şeydir. Daha doğrusu hayatı bakış açınızla alakalı bir şeydir. Fannamede böyle bir şey. Sergide bir de 1 Mayıs yapıtı var. Onu da 2010'da yapmıştım. Onun benim için çok önemli bir anısı var. İşte yıllarca sokaklarda aktivistlik yaptım falan. Ve bir yandan da arşivsel bir çalışma yaptım 1 Mayıs için. Bütün bir şey boyunca, Türkiye'nin işte son dönem tarihi boyunca 1 Mayıs her zaman eylemleri kapalı ama eylemciler tarafında da hep şey yapılmaya çalışılan. 1 Mayıs'ı meydanına dönüştürülmeye çalışılan, meydanın kurtarılmasına çalışılan bir alan olarak biliniyor. Ve 77'de biliyorsunuz işte ciddi bir şey, karmaşa yaşanıyor, büyük bir katliam yaşanıyor, insanlar ölüyor falan. Resmi sol tarafına 77 1 Mayıs'ını koydum. Demin söylediğiniz gibi aslında farklı zamanların bir arada olduğu bir şey minyatür. Ben minyatürün bu özelliğini de kullanmak istedim. Yani genelde minyatür küçümsenir şey anlamında. Hani perspektifi bilmiyorlar, boyut bilmiyorlar ama farklı zamanları bir araya getirmeyi başarmışlar. Bence bir resimde o zamansızlığı ya da farklı zamanları bir hikaye anlatıcılığını kullanabilmesi çok çok önemli. Sağ tarafta ise 2011 Mayıs'ını yaptım. Çünkü 2011 Mayıs'ı iktidar tarafından alanı açıldı. Yani eylemciler zorlanmadı. Kendi kendilerine devlet desteğiyle meydana geldiler. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ve orada biraz da feministleri kayırdım. Feministlerin taşıdığı pankartlar falan vardı. Onları böyle Atatürk şeyine koydum. Ve İstiklal Caddesi'ndeki o polis çatışması, tarla başındaki gazlı çatışmalar falan. Bunların hepsini aslında zaman olarak son dönem Türkiye tarihinin bir arşivsel çalışmasına döndü. Bir yandan da bir harita çıkartan birisine dönüşmüşüm. Ben sonradan fark ettim. Taksim'deki bütün binaların fotoğraflarını çektim. Ve onları birebir aynısını yaptım. Taksim Meydanı'nın aslında imgesel bir haritasını çıkarttım onu yaparken. Süreç 5 ay sürdü ve böyle
3-0 şeylerle, fırçalarla çalıştım ama benim için çok büyük bir keyifti. Çünkü ben şeye inanıyorum, bir sanat ancak yapısının içerisinde kayboluyorsa o samimiyetini koruyabiliyor. Zaten samimi üretilen bir sanat yapıtı da karşı tarafa o şekilde geçiyor. Öteki türlü zaten başka bir şeye dönüşüyor yani. Eğer o dert sizin içinizde varsa o derdi anlatmak için yapıyorsunuz. Yoksa zaten o dertle hiçbir ilişkiniz yoksa o size gelmiyor yani. Onu sanat yapısında üretmiyorsunuz. Aa, yine çok güzel konuştunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Filiz Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yani Can Hanım'ın bu süreçlerini dinlemek yani çok hoştu benim için de. Çok gerçekten içten ve samimi bir üretim yaptığını şimdi kendi konuşmasıyla çok daha net bir şekilde anlıyorum. Minyatürle olan bağı da aslında bu sergi kapsamında da küratörler olarak sizin de küratörler çalışmanızın ve çerçevenizin bağlamına oturuyor aslında. Güncel sanatta minyatürün bir bakış açısı, bir görme biçimi ve bir teknik olarak kullanılması meselesi. Bunu Can'ın işlerinde de çok açık bir biçimde görüyoruz. Çok uzatmak istemiyorum tabii. Ne kadar süremiz var bilmiyorum ama şu hani minyatürün Canan da şimdi bahsettiği gibi işte küçümsenmesi ve bu özellikle batıyla, batı sanatı ilkeleriyle karşılaştırılarak yani bir şeyin olmayışı üzerinden tanımlanması. Yani bu tam bir ötekileştirme aslında şeklidir. Yani kendinde olmadığı üzerinden karşı tarafı tanımlamak. Minyatür de buna maruz kalmış şeylerden, üretimlerden bir tanesi sanat alanında. Tabii bunun aslında hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora derslerimde öğrencilere ilk başta benim giriş yaptığım bir konu var. Şundan bahsediyorum yani ilkokulda buna dair, ilkokul, ortaokul, lise ve diğer başta kurs vesaire gibi derslerinizde sanat tarihi başlığı altında karşılaştığınız, gördüğünüz anlatımlar, hocalarınızın anlattıkları kitaplar vesaire bunlara baktığınız zaman sanat tarihi batıda başlıyor ve Can'ın da biraz önce söylediği gibi lineer bir çizgide ilerliyor. Yani çizgisel tarih anlayışına göre kronolojik bir şeyi yolu izliyor ve sonunda da yine batı topraklarında işte günümüz sanatına evriliyor. Onun arasında çok böyle alt dallara ayrılmış şekilde biz İslam sanatı diye bir başlık görüyoruz. Ve minyatür sanatı da tabii bunun içine girmiş oluyor. Minyatür sanatı aslında ana başlığa baktığınız zaman kitap sanatları adı altında geçiyor. Minyatürün yanında cilt sanatı, tesip sanatı, hat sanatı, o apayrı zaten. Ve Ebru da bunun içinde. Ama gerçekten uluslararası yani daha doğrusu batılı sanat tarihi yazımının oluşturduğu bir kategorize etme biçimi bu. Mesela bugün bunun üzerine belki son 10 yıldır veya daha fazladır bu durum daha fazla gün yüzüne çıkmış durumda ve sanat tarihçileri de bu durumu eleştiriyorlar aslında. Yani biz kendi tarihimize veya İslam sanatı adı altında toplanan sadece Türkiye değil bunun için, bu işin içinde olan diğer sanatları da batı gözüyle değil ancak kendi kültürel değerlerimiz ve geçmişimizdeki bakış açılarıyla değerlendirmemiz gerektiği üzerine çalışmalar var. Özellikle 2019 sonuna doğru çıkan Wendy Shaw'un What is Islamic Art? İslam harika bir kitap. Çok güzel. Harika bir kitabı var. Onun muhteşem makaleleri de var zaten bu konuda. Çok en başından beri takip ettiğim bir yazar. Araştırmacı. Orada çok güzel değiniliyor bu meseleye. Türkiye'nin pozisyonu modernleşme sürecinin farklı olmasından kaynaklı. Canan'ın yine bahsetmiş olduğu uzak doğuya baktığımızda yani Japonya mesela, Japonya'nın da bir modernleşme süreci var. Ancak hani alfabeleri vesaire gibi bir takım konulara değindi.
Türkiye'nin tabii bambaşka bir serüveni var ve o serüven üzerinden aslında okumak lazım. Yani minyatür nereye evrilmiş, hangi aşamalardan geçmiş ve bugün ne durumda? Ancak hani güncel sanat açısından bakan bir sergi ve içerik bağlamında Minyatür 2.0'da bence minyatürün bir teknik olarak nasıl kullanıldığı ve buna ait alternatiflerin sunulduğu çok zengin bir sergi. Basında ve sosyal medyada da işte bir takım başka sanatçıların neden var olmadığı ile ilgili dile getirmiş bir takım sözler var. Onlara da rastlıyorum. Tabii bu küratörler olarak sizin seçiminiz olmakla birlikte kapsam ve çerçeve genişledikçe belki bu bağlamdan da kopma söz konusu olabilirdi. O yüzden ben sanatçıların eserlerini ve sunuluş biçimini gerçekten kendi öğrencilerim adına da konuşabilirim. Çok bilgilendirici, ufuk açıcı ve zihin açıcı görüyorum. O yüzden hepinize sanatçılar da dahil olmak üzere çok teşekkürler. Harika bir iş çıktı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Bence çok tatlı bir konuşma oldu. Umarım yani sergi süresince de böyle konuşmalar yapmaya devam ederiz ve izleyiciler de böyle hani bu kültürel yükleri, tarihsel yükleri ve hani düz çizgideki tarihi yeniden düşünmeye devam ederler diye düşünüyorum ve hani masal yerine Canan'ı dinleriz umarım. Bir de bu kadar konuştuk ama şunu demek istiyorum. Umarım hem bundan sonra bana fal bakamıyorum derse biri bu konuşmayı açacağım ve onu izleteceğim. İkinize de çok teşekkürler. İlk konuşmamızı sizinle yaptığınız için çok teşekkür ediyorum ayrıca. Çok mutluyum. Çok sağ olun. Bizlerle çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum.